sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı, insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi Aktüel programı Çukurova 9. TÜYAP Kitap Fuarı'ndan başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, duruşuyla ve dahi basiretiyle gönüllere yürüyen, Türkiye'nin okuyan, yazan, akıllı insanlarının tanıdığı. Zaten bizim aklını kullanmayanlarla işimiz yok efendim. Hem de aklını kullananların yakından tanıdığı Gökçe Fırat'la birlikteyiz. Bu akşam döneceği için aceleden onunla başlayalım dedik. Hoş geldiniz Gökçe Fırat. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? İyidir Allah'a şükür. Geldik Adana'ya bir kitap fuarı için imza gününe. Bir günlük kalacağız ama tabii böyle kitap severlerin arasında bulunmaktan gayet mutluyuz. Biz yazarlar için en önemli şey sonuçta kendisini okuyan insanlarla buluşabilmek. Okur için de yazısını okuduğu, kitabını okuduğu insanla, yazarla bir araya gelebilmek. Kitap fuarları bizim bayramımızdır. Peki Sayın Gökçe, Adana kitap dediğimiz zaman ya da daha değişik yani İstanbul'dan Adana nasıl görünüyor? Sizin zihninizdeki Adana nasıl bir şey? Evet. Buyurun önce buradan başlayalım. Şimdi benim Adana'ya gidip gelmişliğim çok fazla vardır. Adana'yı iyi tanırım. Evet. İnsanlarda genelde şöyle bir algı var. İstanbul kültürün merkezi, Ankara başkentimiz. Ama kitap fuarları açısından baktığımızda da İstanbul'da da katılıyoruz. Ankara'da da, Adana'da da, Samsun'da da, Kayseri'de pek çok yerde. Ben Anadolu'yu kitaba daha fazla susamış, daha ilgili görüyorum. Mesela geçtiğimiz sene de burada kitap imzaladık. Ankara ve İstanbul'da ne kadar kitap imzaladıysak Adana'da da o kadar imzaladık. Dolayısıyla ben şuna karşıyım. Yani sanki Anadolu şehirleri kültüre daha uzak insanlar, daha az okuyanlar değil. Tam tersine buralarda çok daha büyük bir açlık, büyük bir heves görüyoruz ve biz Adana fuarlarımız, diğer Anadolu fuarları gibi çok memnunuz. Peki Sayın Fırat, yani dünya insanlık ailesine Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino, evet. Taha Toros, Yılmaz Güney, Bedri Baykam vesaire pırıl pırıl güzel insanlar bağışlayan bu kentin özellikle bu bereketini tetikleyen sebep nedir sizce? Bir de sizden duymak isterim. Benim gördüğüm kadarıyla Adana insanı şimdi burada en açık sözlü insanlarımızdan birisi. Bir defa kendisini gizlemiyor, saklamıyor, numara yapmıyor, fikri neyse söylüyor. O fikrinin kavgasını veriyor. Mertlik, dürüstlük, açık sözlük aslında bu Türk milletinin de özellikleri ama herhalde Adana'da veya Çukurova Ovası'nda diyelim biraz daha böyle bozulmamış haliyle hala yaşıyor Adana'da göreneği. Bir de kurtuluşun da çıngısının çakıldığı yer biliyorsun evet. Yani. O hareketin başladığı yer Adana evet. Çok önemli. Sadece plakasının bir numara olmasıyla değil evet. Yani Mustafa Kemal'e olan hayranlığıyla da Adana çok farklıdır evet. Kesinlikle. Ya bizim şimdi burada Adana hattında biliyorsunuz zaten sizin de bahsettiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı mücadelesinin en canlı, en kanlı verildiği yerler bir de moral deposudur. Biz eğer burada Maraş'ta, Antep'te, Adana'da durduramamış olsaydık düşmanı Sakarya'da durduramazdık zaten. Buranın verdiği moral gücüyle oldu. Buranın insanı da yani Çukurova insanı da yiğitliğini, dürüstlüğünü, mertliğini ispatlamıştır zaten. Her dönem böyle olmuş. Sayın Gökçe benim sakala karşı zaafım vardır. Ben bir din ekolünden geliyorum. Ancak Mustafa Kemal'e düşman edilen bir ekolden, ettirilen bir ekolden evet. Geliyorum. Öyle dinin ağına düşüp tabii ki ben burada reel Kur'an dinini değil bize dayatılan Kur'an dışı bilgi koleksiyonlarının yağmur gibi başımıza hala yağdırmaya devam ettiği oradan kaynaklanan bir din yani Emevi'nin efendim dayatılan dini evet. Ve Atatürk düşmanı olarak yetiştirildim ben medresede. Benim rahmetli dedem Mustafa Kemal adı Mustafa Kemal'di ve öbür dedem Abdülkadir Mert birer Atatürk hayranlarıydı. Ben Mustafa Kemal'i eleştirirken Deccal falan derken bana öğretildiği üzere onların gözlerinden yaşlar akardı. Onlar öbür dünyaya öyle gittiler.
Bu bir ukde olarak kaldı bende ve bana Ahmet Özcan Koca diye bir arkadaşım Nutuk diye bir kitap verdi. Okuduğumda Mustafa Kemal'in benim gibi bir insan olduğunu gördüm. Gelecek endişesi taşımadığını ama ülkenin endişesini taşıdığını, ülkenin geleceğinin endişesini taşıdığını, benim karakterim bağımsızlıktır dediğini, hayatta en hakiki mürşit ilimdir dediğini, bunlar beni çok sardı abi. Özür dileyim dedim. Ben Yüksel Mert Atatürk'ten özür diliyorum diye benim biyografim yazıldı. Şu ülkede kaç tane biyografisi yazılan insan var ki? Siz de öylesine meşhur, ünlü birisiniz. İşte sevgili izleyiciler, şu kitap sevgili kameramanım gösteriyor. Sevgili Fırat, burada ne anlatmak istiyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, istiyorsanız sizin bahsettiğiniz bir din, laiklik, Atatürk sevgisi ve düşmanlığı üzerine bir şey söyleyeyim. Türkiye'de din adına aslında ticaret tezgahı kuran çok geniş bir ağ var, tarikat ağları. Buradaki insanlara Atatürk'ün dini ortadan kaldırdığı söyleniyor ama bu ülkede ezan varsa, bu ülkede cami varsa, bu ülkede insanlar namaz kılabiliyorsa Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Katılıyorum, evet. Bizim kaybettiğimiz coğrafyaya bakalım, Osmanlı, Yunanistan, Bulgaristan. Bakın dikkat edelim, burası Türklüğün ve aynı zamanda İslam'ın ilk yayıldığı yerler. Ünlü Yeseviler vesaire Balkanlarda giden gaza şehitlerimizdir bizim. İslam ilk oralarda yerleşmişti ama şu anda İslam yok. Niye? Çünkü Mustafa Kemal orada yoktu. Mustafa Kemal Anadolu'yu kurtardı. O nedenle burada bu kadar camimiz, ezanımız, bayrağımız, namazımız var. Dolayısıyla biz yayın evi olarak bir de Kur'an hazırladık. Öztürkçe Kur'an, evet, aslında. Gördüm. Olsa bir hemen vereyim. Evet. Evet. Şimdi Kur'an bizce okuduğumuz zaman, ama okuduğumuz zaman Türkçesiyle okumamız ki anlamamız lazım. Kur'an'ın emri laikliktir. Mustafa Kemal aynı zamanda Kur'an'ın emrini geçirmiştir. Allahü Teala diyor ki oku. Evet. İlk emir okudur. Şimdi ülkemizde tarikatlar ve bazı gerici zihniyetler diyorlar ki insanlar Kur'an'ı okumasın. Biz Arapçasından size söyleyelim, siz de bize inanın. Böyle bir tezgah kurulmuş. Sürü bir rai, bir muti tablosu ortaya çıkıyor ki yüce halkımız bunu algılayamayabilir. İşte sizin gibi aydınlar, bizim gibi televizyoncular, bu noktada gerçekten ben Atatürkçüyüm diyenler ki o noktada şüphelerim çok fazla. Soracağım kısaca onları. Biz diyoruz ki insanlar iki kitabı özellikle Türkiye'de mutlaka okumalı. Müslüman geçinen insanımız maalesef Kur'an'ı okumadı ve okumuyor. Atatürkçü geçinen insanlarımız da maalesef Nutuğu okumadı ve okumuyor. Biz diyoruz ki her evde her insan Nutuğu ve Kur'an'ı okursa bu ülkede hiçbir sorun kalmaz. Ben aynı zamanda hem bir Müslümanım hem bir laikim. Çok hem güzel. Atatürkçüyüm, hem milliyetçiyim, hem solcuyum. Bunların hiçbiri birbiriyle size, çelişen kavramlar değil. Ama size solcuların faşist diyenler de var. Elbette. Şimdi peki nedir cevabınız? Şöyle söyleyeyim. Eğer solculuktan kasıtları Türkiye'yi bölmek isteyen PKK'nın kuyruğuna takılmaksa kusura bakmasınlar, biz o tür bir solculuğu kabul etmiyoruz. Solculuk ilk başta kendi emeğini, kendi ülkesinin emeğini savunmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye çalışan Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin peşine takılmış bir sol olamaz. Sol en başta ulusal olmalı. Harika. Kesin. Dolayısıyla bizim de sloganımız şu: biz işbirlikçi sola karşıyız, biz ulusal solcuyuz. Çok güzel. Biz bu çok... milletin, Türk'ün solcusuyuz. Çok net. Peki tekrar kitap okuma noktası anlam ve önemli gerçekten. Kur'an'ın ilk emri ikra olmasına rağmen yüce halkımız az okuyor. Evet. Ve bu noktada da kesinlikle ciddi bir uyarıcı, öyle aydınlarımız, entelektüellerimiz, bilgelerimiz bu halkı uyandırmak için çok fazla kendilerini efendim ortaya atmıyorlar, atamıyorlar. Korkuyorlar mı, siniyorlar mı, ne yapıyorlar? Birincisi benim gözlemim şu, Atilla İlhan'ın güzel bir deyimi vardır. Diyor ki 150 yıldır bu milleti aydınlar batırır, bu ülkeyi aydınlar batırır, halk kurtarır. Evet. Halkımız Atilla İlhan'ın da dediği gibi aydınlardan önde. Aydınımız aslında çok önemli. Demin sizin saydığınız isimler gibi önemli bir aydın birikimimiz var. Ama 1990'lardan bugüne
aydın birikimimiz maalesef sustu. Hele son AKP döneminde korku, silme, yandaş olmak gibi aydın olmayla hiç yan yana gelemeyecek kavramları yaşıyoruz. Şimdi bu ülkede gerçeği söyleyecek bir gazeteci olursanız hapse girmeyi göze almanız gerekir. Peki, veya evet. Dün işte Cumhurbaşkanı'nın hedef gösterdiği gibi bir yere bir imza atacak bile olsanız ertesi gün linç edilebilirsiniz. Şimdi aydınların bir karar vermesi lazım. Aydın dediğiniz insan muhaliftir. İktidarlarla yan yana bir aydın asla gelemez. Hangi iktidar olursa olsun. Şunu söyleyeyim, yarın öbür gün bir ulusal solcu iktidar kurduğumuzda aydınımız bize muhalefet etmeli. Aydının görevi muhalefet ederek, itiraz ederek iktidarları doğru yola sevk etmek. Ama bunu anlıyorum da işte bunu burada bir sorun var sevgili Gökçe. Nedir o sorun? Bence. Evet. Sizce değil. Efendim yani aydın uyarıcı olmalı, aydın her zaman muhalif olmalı. Emenna ve sadakna. Evet. Bunun altına Yüksel Mert olarak 64 trilyon hücremde imzamı atıyorum. Bitti. Ama söylemlerimiz yüce halkımıza ulaşmıyor. Yani karşı bunu çok değişik bir şekilde kullanabiliyor. Bu anlamda sol paramparça. Bizim dindar kesim de aynı şekilde. Kur'an la teferregu dediği halde, parça parça olmayın dediği halde solda. Yani tuttun sen bir parti kurdun abi. Evet. Kurduğun partinin oy oranı nedir? Öyle yapacağına. Yani gidip bir pragmatizmi de olan, menfaati de olan, makamı, rütbesi, parası da olan bir partiye gitsen olmaz mıydı? Madem birleşemiyorsunuz, niye şikayet ediyorsunuz kardeş? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı soru Mustafa Kemal'e de soruldu. Müthiş. Biliyorsunuz İttihat ve Terakki denilen bir parti vardı. Mustafa Kemal'in önü açıktı. Fakat Mustafa Kemal o tür siyasetlerden uzak durma gereğini duydu ve Kuvayi Milli Hareketi'ni başlattı. Türkiye'nin koşulları hemen hemen o dönemle aynı. Bu ülkede particilikle, hele hele öyle bugünkü partilerle çözülebilecek bir sorun yok. Yani Türkiye'nin en önemli meselelerinde, diyelim ki Avrupa Birliği, Amerika ile ilişkiler, Orta Doğu politikası, Kürt meselesi, laiklik, adına ne dersek diyelim, muhalefet partileri ile iktidar partisi arasında pek bir fark yok. Dolayısıyla insanların artık bizce bir çıkışa ihtiyacı var. Türkiye'de bizim gözlemimiz şu, CHP ve MHP'nin tabanı ortak. Aynen katılıyorum. Milliyetçi, laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir insan kitlesi var ve bu insan kitlelerini ne CHP ne de MHP motive edemiyor. Zaten bu partilerin sürekli başarısız olması bu nedenle Türkiye CHP ve MHP tabanını kucaklayacak bir akarsuya, yeni bir partiye, yeni bir sese ihtiyacı var. Biz kendi partimizi bakın, onun için kurduk. Sizde o pırıltı var. Ben Yüksel Mert olarak hemen hemen genel başkanlarla da röportaj yapan, evet, ülkenin en aydın entelektüel, marjinal, orijinal, efendim, yandaş, candaşlarını konuk alan bir birikime sahibim. Yani bir numara yok, hıyarın tekiyim ama estağfurullah, konuk aldığım insanlardan damıttığım bir takım tecrübelerim var. Bak siz kesinlikle bu ülkedeki muktedir güce efendim yani yetebilecek kadar bir bilgi birikimine sahipsiniz diye düşünüyorum. Mesela Sayın Davutoğlu'yla aynı platformda buluşsanız muhteşem bir tartışmaya sahne olur Türkiye. Evet. Örnek bir tartışmaya tabii. Şimdi ki şöyle söyleyeyim. İktidar partisi AKP eski genel başkanı Tayyip Erdoğan'dan bugüne muhalifleriyle hiçbir zaman aynı masaya oturmadı. Şöyle bir örnek, ben bir sene önce bir tweet attım. Evet. O tweette şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan korkaklığın ustasıdır. Bugüne kadar ne bir gazeteciyle kendisine muhalif, öyle ne de bir deme, siyasi parti. Cumhurbaşkanıma öyle deme. Sayın Cumhurbaşkanı one minute diyen, siyasi partiliğiyle dünya beşten büyüktür diyen bir cumhurbaşkanı. Sen, evet, diyebildin mi? Evet. Diyebildiniz mi? Başka bir lider diyebildi mi alemi İslam'da? Adam van munit dedi ve dahi, evet, ne dedi? Dünya beşten büyüktür dedi. En son söylediği şey de nedir? İsrail'e muhtacız dedi. Bu da onun sözü. Şimdi mesele şu. İktidar partisini yönetenler muhaliflerle bir araya gelemiyorlar. Tartışacak ne bir birikimleri var, savunabilecek bir şeyleri de yok. İşte biz o günleri özlüyoruz Sayın Fırat. Şimdi yani, siz o dönemi hatırlarsınız. Tabii. Demirel dönemini, kesinlikle, Tansu Çiller dönemini, kesinlikle, Özal dönemini. Muhalefet iktidarla aynı masaya oturur.
halkın karşısında TRT ekranlarında tartışırdı. Aynen, tartışırdı. Bizim bir tane seçimlerle ilgili önerimiz var. Diyoruz ki seçimlerden bir gün önce parlamentodaki partilerin liderleri açık oturuma çıkması seçim kanunuyla zorunlu hale getirilsin. Muhteşem, kesinlikle katılıyorum. Bunu kabul etmeyen parti seçime alınmasın. Her partinin lideri seçimlerden bir gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi halkın karşısına çıksın. Orada kapışsınlar. Bu halkta hangisini seçecekse buna karar versin. Katılıyorum sevgili izleyiciler. Sayın Gökçe Fırat çok önemli şeylerin altını çiziyor. Keşke stüdyoda saatlerce onunla konuşsa idik. Kesinlikle bugün muhalefet, ciddi bir muhalefet yapamıyor. Mertçe söylüyorum. Bir rüzgar meydana getiremedi. Efendim Türkiye'nin yüce halkımıza bir umut veremedi. Ama parlamento dışındaki bak bu pırıl pırıl insanlarda bu umut vardır diye düşünüyorum. Bu seslere kulak verelim diyorum. Abi hoş geldin, sefa geldin. Kebap yedin mi? Yemedim henüz. Yemedin ama ben orucum. Hanımın yerine oruç tutuyorum abi. Çok güzel. Ben sana ikram edemem şu an ama iftardan sonra ederim. Ama İyi. Sen de gidiyorsun herhalde. Bugün iftardan. Gideceğiz artık kebabı bir dahaki sefere. Bir dahaki. Hoş geldin, sefa geldin efendim. Benim şahsımda, kameramanım sevgili Adnan Dini Bütün'ün şahsında, ırk renk dil din demeden, Çukurova sıcaklığında Adana'dan, Kitap Fuarı'ndan tüm dünyaya birkaç cümleyle noktalayalım. Şöyle söyleyeyim, tüm kitap severleri, kitap okuyan insanlara, kültüre, bilime, ilime aç insanlarımızı buradan selamlıyoruz. Gelin Kitap Fuarı'na, hangi kitap olursa olsun her kitap okuyan insana mutlaka bir şeyler katar. Ama okumayan insanlardan bir şey olmaz. Birincisi bu. İkincisi sizin için de şöyle söyleyeyim. Türkiye'de televizyonların susturulduğu, spikerlerin işten atıldığı dönemde böyle yüreğiyle, coşkusuyla, heyecanıyla konuşacak spikerlere, yorumculara, televizyonlara da ihtiyacımız var. İnşallah büyük Türkiye çapında yayınlarda sizleri görmek istiyoruz. İnşallah, çünkü biz Akdeniz Türk Televizyonu olarak her insana, her düşünceye, her partiye, her düşünceye ama tırnak içine bir şeyi alıyoruz. Vatan hainlerine bu televizyonun kapısı ve kamerası kapalı. Mikrofonu sonuna kadar kapalı. Ama onun dışında hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Herkese kapımız sonsuza kadar açıktır. Teşekkür Çok ederim güzel. Genel Biz Başkanım. Teşekkür ederiz. Sizlere, televizyonunuza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, ileri yayınları standında Ulusal Parti Genel Başkanı ve dahi araştırmacı yazar Gökçe Fırat'tı efendim konuşan. Şimdi Kitap Fuarı'nda başka kimler var? Yüce halkımız bu konuda görüşlerini nasıl serdediyorlar? Hep birlikte büyüteç altına alacağız. Harmanlama size sunacağız efendim. Sazım ben gidersem sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme ya da garip bülbül gibi ahüzar etme. Hani alkış, alkış. Şimdi sevgili dostum, size dostum desem dostlarım kıskanır. Çünkü canım kıskanç benim. Dostlarla yan yanayım. Evet. Çünkü sevgimi kıskanıyorlar. O kadar büyük ki. Gerçekten. Dağlara sığdıramam. Ben iceberg taşımıyorum içimde. Buzlu dağlar yok benim kafa yapımda. Yarısı gizli, yarısı açık, aleni adam değilim. Her tarafı açık, aleni adamım baba. Aynen öyle. Sizi boşuna sevmedim. Çünkü siz sevgiyle örgütlenmiş gelmişsin yanıma. Ben örgütlenmiş sevgiye hayır diyebilir miyim? Çocuklar, örgütlenmiş sevgiye evet diyoruz. Alkışlayın. Örgütlenmiş sevgiye evet. Evet baba. Evet benim gönlüm. Baba evet. Bir yanardağ fışkırması benim gönlüm, deli gönlüm. Ceylanların hışkırması benim gönlüm, deli gönlüm. Neye yarar çok ile az? Biraz sevgi, biraz da naz. Yunus'a can, Veysel'e saz, benim gönlüm deli gönlüm.
Müthiş, 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 evet, müthiş. Seyrani aradım onu her yerde. Aşkı sevda ile düşmüş hem derde. Hırkam günahımdan yüzüme perde Rabbim huzurunda kara yüzlüyüm. Hani alkış çocuklar ya. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, canlarım, can yoldaşlarım, can düşmanlarım. Evet. Çünkü bir insanın dostu da düşmanı da yoksa çok temiz olduğuna aynen karar öyle veremezsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Herkes tarafından sevilen insanın biraz kuşkulu tarafı vardır. Kesinlikle. İlyas abi, kebabımı yemeden göndermeyeceğim ha. Cumartesi Adana kebabı. Adana kebabı. Allah'ına kadar tescilli Adana acılı kebabı. Acılı olsun. Acılı olacak. Şalgam da olacak. Yanında nokta nokta nokta. Ya parantezi alıyorum. Boşuna bunu demiyorum. Kurbanım Adanalılara. Allah'ına kadar sever, Allah'ına kadar alkış söverler. Çocuklar. Peki İlyas abi, beraber bir türkü söyleyelim. Sen belirle türküyü abi. Çocuklar, bütün Adana'ya, bütün Türkiye'ye İlyas Salman'la birlikte şimdi bir beraber türkü söyleyeceğiz. Güle reyhane kerim, çörtenden su çekerim. Güle reyhane kerim, çörtenden su çekerim. Gidenim gelsin diye yastığa yaştı Kerim. Yeldire ser savrulur, sudura kar durulur. Hak diyenin koluna kelepçe mi vurulur? Hak diyenin koluna kelepçe mi vurulur? Serçe kuşu serçecik, bilekleri incecik. Yiğidimi astılar, uzun boylu gencecik. Mahirimi vurdular, uzun boylu gencecik. Evet baba, ses çok güzel ya, bizim aile bayılmış ya, o kadar dönüşüm. Aslında güzel ses ya da çirkin ses diye bir şey yok. Yok değil mi? Söylediğine inanıyorsan sesin güzelleşir. Orada önemli olan duygudur değil tabii mi? Enerjidir. Yani halktan alıp hakka verdiysen sesin güzeldir baba. Evet baba, Yunus diyor ki biz gelmedik davi için. Bizim işimiz sevgi için. Gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik. Bir gönül adamı olarak Adana TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı'nın 9.sundan. Fuara geldik ama fuarlık değiliz baba. Fuara geldik ama fuarlık değiliz diyor çocuklar. Bakın okuyacaksınız. Okuyacaksınız. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyecek miyiz? Evet. Harikasınız. Evet babacığım. Şimdi Pir Sultanım şu dünyaya dolu tamam geldim. Dolu harika benim. Tamam. Çocuklar bakın, bu programı Akdeniz Türk Televizyonu'nda bütün dünyaya yayınlayacak, izleyeceksiniz. Sevgili kameramanım, ne zaman olabilir? Bilmiyorsun. İlan edeceğiz. Evet efendim. Pir Sultanım şu dünyaya dolu geldim, dolu benim. Pir Sultanım şu dünyaya dolu geldim, dolu benim. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yim, Ali benim. Bilmeyene söylüyorum, ben Ali'yim, Ali benim. Yalnız benim söylediğim Ali sadece Hazreti Ali, Ali değil, Arap Ali değil.
Zonguldak'ta 300 metre yerin altında madende çalışan işçi halidir. Dünyayı öğrenmeye çalışırken üniversite kapılarında insanlık düşmanları tarafından öldürülen öğrenci halidir. Müthiş. Benim halim Malatya Arasası'nda, Arastası'nda hamallık yapan babam Vahap Ali'dir. Canım benim. Bütün Ali'ler benim dostum. Bütün Ali gibi olanlar, ulular benim dostum. Zaten Ali ulu demektir. Kesinlikle burada. Ali yüksek. Ali'yi istediğiniz kadar eylem yapın küçültemezsiniz. Evet İlyas abi, kitap artık sırada bekleyenler var. Çocuklar verin. Ben de bu arada İlyas abi, Allah'a emanet ol. Yüce göke emanet ol. Mutlu kal babacığım. Tekrar görüşmek üzere. Onurlu ve uzun yaşayın baba. Beni göndermeden gitmeyin. Hayır. Sen bizden sonra gel baba. Türkiye'nin, dünyanın sana ihtiyacı var. Son bir alkış. Ya baba. Ben lazımlık mıyım baba? Kitap bekletmeyelim. Emek önemli. Efendim fuara gelmişler gençler, mutlaka kitap imzalanmalı. Evet sevgili izleyiciler. Çukurova Kitap Fuarı'nda Mertçe Söyleşi aktüel bütün güzelliğiyle devam ediyor. Hemen burada güzel bir... Gel kardeşim. Nasıl tablo? Tabloyu ben ilk defa geliyorum Adana Kitap Fuarı'na. Evet. Adanalıların ve özellikle çocukların katılımı iyi. Geçen sene daha iyiymiş buna nazaran ama belki hava koşullarından kaynaklanan bir olay vardır. Genel itibariyle tablo iyi. Çocukların şeyi çok iyi. Özellikle ilgisi iyi. İlyas abi iyi. Bizim diğer kitaplarımız var. Örneğin genellikle bizim roman ağırlıklı. Mustafa Kemal'in romanı, Atatürk'ün çocukluk yıllarını anlatan kitaplara çok ilgi var. Biz biraz daha Atatürkçü sol bir yayın eviyiz. Biraz bizim şeyimiz farklı tabii. Kompensat olarak çok farklı bir yayın eviyiz. Dolayısıyla bizim kitaplarımız çok ilgi gören kitaplar. Bir de dönem bir döneme özgü olarak değil. Genel olarak biraz hem Türk tarihiyle ilgili çok iyi romanlarımız var. Türk tarihiyle ilgili ciddi bir araştırma kitabı olarak. Yani sonuç olarak bütün Adana'yı kitap fuarına bekliyoruz. Bekliyoruz. Gelsinler yani... buradan almaları önemli değil. İleri yayın evinden. Bütün fuar onlara açık. İstedikleri kitabı alsınlar. Yeter ki okusunlar, okusunlar. Hani alkış? Evet sevgili avukatım. Merhabalar efendim. Merhabalar. İşte Adanalı bir yiğit. Efendim Ulusal Parti'nin Adana İl Başkanı avukatımız. Tanıyalım sizi. Bünyamin Aka. Ben Ulusal Parti 2010 yılında kuruldu. 2010 yılından beri Ulusal Parti'nin il başkanlığını yürütüyorum. Tabii Ulusal Parti'nin aynı zamanda kurucularındanım. Bugün de buradayız. Fuar var. Bu 9.sü Çukurova'mızın. Güzel geçiyor. Adanalımız sanırım bu işte bazı illere öncülük ediyor. Yani neredeyse İstanbul, Ankara oralarla yarışıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani Adana'da hani çok sanatçı, çok edebiyatçı vardır. Ama Adanalı'yı biz okumaz sanırız ama gerçekten Adana cumartesi gününden itibaren akın akın geliyorlar ve kucak kucak kitaplar alıyorlar. Bu da açıkçası beni bir Adanalı olarak çok gururlandırdı. Çok sevindirdi. Çünkü burada İstanbul'dan, Ankara'dan gelen arkadaşlar var. Onlara karşı işte Adana'mız bu deme. Evet. Yani. Gururla bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de çok teşekkür evet, ediyorum sizlere. Evet. Kitap noktasındaki izlenimlerimiz devam edecek. Evet efendim, Çukurova TÜYAP Kitap Fuarı'nda kitap yolculuğumuz bütün güzelliğiyle devam ediyor. Sayın Şimşir yanımızda, kendisi gerçekten bilgisiyle, birikimiyle gönüllere yürüyen ama akıllı insanların gönüllerine yürüyen bir yazardır. Ve her Çukurova Kitap Fuarı'nda bizi şereflendiriyor. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Nasıl izlenimleriniz Sayın Şimşir? Bugün çok durgun benim kitaplarım bakımından. Yani gençler geliyor, onlar başka çocuklar, gençler geliyor bugün. Fakat hafta sonu çok umutluyum. Dün daha iyiydi. Ve hafta sonunu bekliyoruz. Evet.
Peki efendim nasıl görüyorsunuz ülkenin gidişatını? Onu konum. Siyasete girmiyoruz. Hayır, diyorsun. Girmiyorum. Peki bir halkımıza kitap okumayla ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi bir sürü söz var. Kitap okumadan olmaz. Onlar zannediyorlar ki bilgisayarla ben her şeyi alırım. Bunlar mesela karıştırmak lazım, yaşamak lazım, duygu edinmek lazım. Yoksa okumadan olmaz. Burada şu mesela gençlere hitap eden bir kitap. Evet, bir gösterelim onu. Kahramanı. Ve yeni basılan kitap. Ondan sonra Lozan var. Lozan konferansı. Büyük Zafer'den Lozan'a giden o tarihi dönem 9 Eylül 1922'den 29 Ekim 1923'e kadarki dönemi kapsayan, belgeleyen, gün gün belgeleyen, çeşitli ülkelerin de arşivlerine girilerek tek tek gün gün belirleyen bir kitaptır. Atatürk'ün ölümü de yeni çıkan kitaplardan bir tanedir. Atatürk'ün hastalığı orada kitabı oradadır. Atatürk'ün evet. Hastalığı, vefatı, ondan sonra Anıtkabir'e nakli, bütün dünyada yankıları tek tek belgelenmiştir. Gün gün 15 yıllık bir dönem. 38'den 53'e kadar 15 yıllık bir dönem. Ondan sonra ne bileyim Ankara'nın başkent oluşu. Şimdi İstanbul'u payitahtı İstanbul'dan Ankara'ya getirmek uluslararası bir sorun olmuş. Çetin bir sorun olmuş. Notalar verilmiş, notalar alınmış. Hele bazı batı ülkeleri direnmişler Ankara'ya karşı. Bu da bunun hikayesidir. Yani Sayın Şimşir, kitap fuarına geldikleri zaman gelsinler sorsunlar, konuşayım onları, anlatayım onları. Ne bileyim ben, bugün yaşadığımız sorun Kürtçülük. Evet. Ta 1700'lü yıllardan başladım. O tarihte 1770'li yıllarda bir İtalyan papazı Diyarbakır'a geliyor. 15 yıl kalıyor. Ondan sonra Roma'ya dönüp bir Fransızca küçük bir kitap yazıyor. Bu adam Maurizio Garzoni denen İtalyan Kürtçülüğün babası sayılıyor. Oradan başladım. Uluslararası literatürde Kürtçülüğün babası sayılıyor. 200 küsur yıldan beri neler uğraşıyorlar, nasıl uğraşıyorlar Türkiye ile? Bunu anlatabiliyorum. Anlatıyorum. Evet, yani gelsinler o zaman Adanalılar efendim. Sayın Şimşir'in kitapları Türkiye'nin aydınlanmasında zihinlerini açıyor. Çok teşekkür ederim sevgili Şimşir. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, şimdi de gerçekten Sayın Aytaş Durak yazmış olduğu kitaplarla efendim Çukurova TÜYAP Kitap Fuarı'nın en gözdesi bu sene. Çok garip ki geçenler geldim 1 milyon kitabı satan sevgili Ergün Poyraz da komplekse düşmüştü. Kardeşim, kentin şehremini burada olunca herhalde yanı başında oturan bu komplekse düşer. Bu son derece normal. Abi adamın kitabı 1 milyon sattı. O gün senin yanında 5 tane kitap imzalayamadı. Sevgili başkanım, hoş merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk sevgili başkanım. Şimdi ben bir matematik sorusu sordum. Demin 99. sayfadan. Dur. Başkan kesinlikle makamdaki başkanın aynısı efendim. Dışarıda da hiç değişmiyor. Şu anda orayı göster sevgili kameramanım. Orayı göster. Evet. Başkan yüce halkımızı ikna etmeye devam ediyor efendim. Başkanım merhaba, nasılsınız efendim? Nasıl ikna gücüm var, anladın mı sen? Bak anlatayım sana. Evet buyur, anlat sevgili başkanım. Bu kitabın tanesi 30 lira. Evet efendim. Satış bedeli. Ben toptan aldım 15 liraya. Evet. Bir kişi 5 liraya satıyorum. İki kişi benden kitap alırsa kaç lira kazanmış olurum? Vallahi benim matematiğim sıfır başkanım. 20 lira mı kazanmış olurum? Peki bir kişiye satarsam ne kadar kazanmış olurum? Efendim yani 15 liraya aldım. Evet. 5 liraya satıyorum, bak buraya da bunu. Evet. Yani sen değil alan 10 lira kazanmış olur. Ben ne kadar kazanmış olurum? Sen hiç para kazanmazsın başkanım. Para demiyorum, ne kadar kazanmış olurum? Çok kazanmış olurum, çok. Benim bunca yaptığım hizmetlerden
Evet efendim. Belediye, devlet hepsinden müteahhit. Bu kitap bu kadar kazanç getiriyor. Sadece bana değil, bu ülkeye. Başkanım, kitap fuarı ile ilgili buradasınız. Efendim, sevgili başkanım, evet efendim, onu bütün Adana tanıyor. Bu son derece normal. Bir tanesini 5 liraya satarsam, 3 tane de hediye edersem ne kadar kazanmış olurum? Ya başkanım, valla ben matematik öğrenmeye gelmedim. Ben sizinle röportaj yapmaya geldim. Evet sevgili başkanım, ilk günden bu yana gerçekten fuarın en gözde insanısınız. Hala yüce halkımız Aytaş Durak diye burayı arıyorlar. En az günde 100 kişi bana soruyor. İsmini söyle, kimsin? Hüseyin Özbilen. 5 lira istiyor başkan. Kart çekerseniz olur hocam. Tamam, ben çekiyor işte. 5 lira ver. Para yok mu? Paran yok. Bunda da mı yok? Abi ama kitapta bedelsiz olmaz ki. Para ne geziyorsun bu fuarda? Ben servisle öğrencileri getirdim. Başkanım. Bahçeşehir. E kardeşim, reklam yasak ama. Sen... Ben aldım kitabını ilk gün. Arkada gideyim. Başkanım. Başkanım, fuarla ilgili izlenimlerini rica edeyim. Aytaş Durak olarak. Şimdi. Evvela şunu belirteyim ben. Bu fuarın büyüklüğü. Evet efendim. Hacmi Türkiye'nin en büyük fuar, tek bina olarak. Evet efendim. En büyük salon olarak. 10 bin metrekareden fazla, 10 dönümden fazla bula. Evet bastığınızı. İyi bir hizmet değil mi? Bu mesajı aldım zaten. Ha, benim, yani benim yaptıklarımın içinde bu ufacık bir iş. Evet. Eğer bu böyle bir görkemli fuar olmasaydı bu kadar insan bu fuarın içinde alışveriş yapabilir miydi? Yapamazdı. Kitaba bir hizmet değil mi bu? Kesinlikle. Okumaya kültüre hizmet. Kültüre hizmet. Evet. Ha. Diğer yaptıklarımı da yan yana koyarsanız bu kadar, bu kadar, böyle şu kadar olur değil mi? Evet. Ama Allah bana bu kitapla yazmayı nasip etti. Bunun ülkeye getireceği hizmet bunun fersah fersah katı olacak. Ama yeterli değil, çünkü bu kitapta eksikler var bana göre, ben okudum. Mesela sizin efendim haksız olarak bir demokrasinin teamül açısından ayıbı olarak yakalanmanızla ilgili burada hiç bilgi yok hemen hemen. Bu konuda kesinlikle bir kitap yazmanızın gerekliliğine iman ediyorum başkanım. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Bu ikinci baskı. Geçen eleştiri toplantısı hazırladım. Evet efendim. Özellikle çok konuşan sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini ziyaret ettim. Dışarıdan gazel atmayın dedim. Dışarıda eleştiri yapmayın dedim. Gelin bir salonda beraber tartışalım. Varsa eksiklerim, onları bu ikinci mertçe söyleyin. Bu ikinci baskı. Eklektize yapayım mı dediniz? Bu ikinci baskı. Üçüncü baskıyı yetiştireceğim dedim. Oraya da yazdım. Evet efendim. Bak, oku, eleştir, kentine sahip çık. Oku, eleştir, tartış, kentine sahip çık. Bu... Şimdi üçüncü baskıda evet efendim yer vereceğim dedim. Gelmediler. Evet, gün Sayın Ümit Özgümüş geldi. Oraya bekliyordum dedim. Keşke eleştirseydiniz kitabı. Diyorlar mesela, bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki metro zarar ediyor. Zarar etmesin de ne yapsın metro? Gelsinler konuşayım. Başkanım peki, yani bugün tutuklamalar var. Sayın Zihni Aldırmaz efendim tutuklandı. Buna benzer Adana'da tutuklamalar oldu. Tabii ki bu belediyeyi de yakından ilgilendiriyor. Sizden sonraki olaylar bunlar. Bu konularla ilgili neler düşünüyorsunuz? İşte onu kamuoyu düşünecek onu. Benim söylemem yanlış olur. Ama evet başkanım, ama beni konuşturma şimdi. Yok başkanım, konuşturmak istemiyorum ben. Ama dedim ben, nokta nokta koymayalım yani. Benle uğraşanlar ya siyasi mevta oluyor veya gerçekten mevta oluyor. Allah gerçekten mevta olmayı esirgesin de siyasi mevta olmaları yeterli. Evet, peki bunun ucu sana dayanmaz herhalde değil mi? Gelip dayanabilir mi? Dayanabilir tabii. Onu ben iş aldım, onu ben yetiştirdim. Canım benim. Evet. Vebal var, vebal üstünde. Evet.
O noktada yani manevi bir ızdırabını duyarım diyorsun kesinlikle. Tabii. Şimdi aslında ben herkesle çalıştım. Ama kimin ne olduğunu da biliyordum. Kendimden o kadar emindim ki açığım yoktu. Hatam yok denecekler azdı. Hatası kul olmaz. Benim de hatalarım olmuş olabilir ama netice itibariyle yaptıklarımın yanında hatalarım çok küçük kalıyor. Herkes bana omuz veriyor siyasi ayrıcalık yapmadan, ayrı parti politikası gütmeden her kesimden destek alıyordum. Bu arada da tabii sapla saman da karışıyor. Birçok insanla beraber çalışıyorsun. Allah herkesin layık olduğu sonucu verir. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ben senin zamanında başkanım ırk renk dildin demeden belediyeye giden herkes orada hangi klandan ise, hangi mozaikten ise onu kucaklayan Kürtse Kürt, Lazsa Laz, Çerkes, herkes vardı orada. Bir çeşni vardı. Bugün de öyle mi? Mesela Sayın Sözlü'nün sizin açınızdan eksileri, artıları nedir, nasıl çalışıyor? Çünkü siz bu kentte bunu söylemeye en yetkili insansınız. Yani dünün 30 yılında damgası olan bir insan olarak. Buyurun objektif olarak söyleyin, biz de paylaşalım. Bura siyaset yeri değil. Bura bizim kültüre bir hizmet yerimiz. Bana siyasi sahaya... Ama başkanım çekme. Siz bir siyasisiniz yani. Kültür şapkanız bak, ayrı. Sen geldin, kitap satamaz oldum. Şimdi hanımefendi şöyle gel. Başkan sorulara mertçe cevap vermekten kaçınıyor kesinlikle. Oysa ki biz Aytaç Durak'ı açık sözlü, kesinlikle açık gözlü biliriz ama bugün kesinlikle Sayın Aytaç Durak sorulardan kaçıyor. Bunu mertçe söyleyeyim. Efendim kitap fuarındaki yolculuğumuz devam edecek. Başkanım son cümlelerin var mı? Başkanım son cümlelerinizi alalım. Küçük kızımıza bir kitap hediye ediyorum. Satıyorum daha doğrusu. Annesi 5 lira verecek. Ya abi ya başkanım vallahi hiçbir yazarın ben efendim böyle ver parayı al kitabı dediğini görmedim. Sayın Aytaç Durak belediyeyi nasıl yönetiyorsa kitap imzasını da öyle yapıyor ve benim hiçbir eleştirimi de kulağa duymuyor sevgili başkanımın kesinlikle. Ben onun yerinde olsam şu kitapları bila bedel okuyacak gençlere, öğrencilerimize dağıtırdım. Bak bunu kulağa duymuyor ama 5 liraları almaya bakın. Bak sevgili kameramanım kesinlikle sen devam ediyor. Sen bilemedin ama şu küçük hanım bilecek. Ben 15 liraya aldığım kitabı 5 liraya satarsam ne kadar karım olur? Zarar olur. Hanımefendi doğru söyledin. Söyle bakayım. Zarar olur. Zarar olur diyorsun değil mi? 10 lira zarar diyeyim bu kitapta. Ama Adanalılar bu kitabı okursa özellikle annen okuyacak evde, baban okuyacak, sen de büyürsen okuyacaksın. Bu ülkeye çok faydası olur, zarar değil benim için. Doğru mu? Yani ülkemize, şehrimize, Türkiye'ye büyük karlar getirir bu kitaplar. Onun için zarar değil. Yani 15 liraya alıp da 5 liraya satarsam imzaladın mı? Sana da satacağım. Gel buraya. Ya soru soracak başkan. Gel bakalım yavrum. Gel çocuğum. Kamera, mikrofon elinde. Bu haberleri mi çekecek? Başkanım sen soruyla da mı imza atıyorsun? İşte bunu tutuyorum. Ne yapayım? Allah Allah. Vallahi bu maharetini de yeni gördüm. Sevgili Türkiye. Dünya insanlık ailesi. Şehremini Aytaç Durak. Aslında benim bildiğim sağ elini kullanır ama kitap fuarında mikrofon elinde sol eliyle de efendim imza atabiliyormuş. Başkanın bir maharetini daha öğrendim. Bak elimi de öpüyorlar. Hem para alıyorum. Hani el öptürmüyordun? Yok yüz öptürmüyor. Ha yüz. Şuradakine verecek misiniz biraz? Evet. Evet sevgili başkanım bu arada da konuşmaya devam edelim. Bir ismini söyle bir kitap. Hulusi başkanım. Ha. Lalen deliyim başkanım. Yuşah bak. Şu amcandan da 5 lira iste. Mikrofonu alayım da ben vedalaşayım seninle. Lan böyle ticaretin nerede gördün? Gel bak. Evet sevgili izleyiciler.
Biz en iyisi başkan kesinlikle mertçe sorularıma cevap vermeden kaçınıyor, çekiniyor. Oysa ki benim bildiğim Aytaş Durak yüce halkımıza gerçekleri Allah'ına kadar konuşacak bir insan. Ama bugün itibarıyla kesinlikle susuyor. Bugün tabii ki Adana'da tutuklamalar var. Bu tutuklamaları sordum sevgili başkanıma. Efendim dedi ki Burak kültür ocağı, kültür ocağında siyaset yapılmaz. Oysa ki Aytaş Durak Adana'nın kaderinde 30 yıl gibi bir zaman diliminde onun rolü var. Bu soruları ona mertçe sorabilmeliydik, cevaplarını verebilmeliydi diye düşünüyorum. Takdiri yüce halkımıza bırakıyorum. Adana'nın eskimeyen şehremini olarak mesaj alalım, noktalayalım. Şimdi efendim ben siyasi hayatta bir daha bulunmayacağım. Bu kesin mi başkanım? Kesin. Ama dedikodular var. Kitapla birlikte bomba gibi girdi diye şimdi endişe edenler var, korkanlar var, çekinenler var. Bu kitaptan korkuyorlar. bu kitaptan korkacaklar. Korksunlar. Korkunun ecele faydası yok. Efendim merhaba sevgili Hidayet Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok hoş teşekkür geldiniz ederim. Adana'ya. Hoş efendim. Bulduk, sağ olun. Nasıl tablo Çukurova Kitap Fuarı'nda? Ben Çukurova Kitap Fuarı'na ilk kez katılıyorum. Bu ilgi genel olarak iyi, genel olarak iyi. Çünkü dün de Ankara'dan geldim, Ankara Kitap Fuarı'ndaydım. Oldukça orası da yoğundu. Ben bir de Adana'ya heyecanla geldim. Çünkü 50 yıl önce öğretmenliği Adana'da başlamıştım. 7 yıl Adana'da çalıştım. Evet. Öğrencilerim var burada. Pek çok öğrencim var. O da ayrı bana bir heyecan veriyor. Ama öğrenciler olmasa kitap fuarı biraz değil hemen hiç olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü öğrenciler hareket katıyor, öğrenciler ilgi gösteriyor. Yetişkinlerin daha çok kitap okuması gerekiyor. Bu anlamda da Adanalıları kitap okumaya çağırıyorum. Nurettin abi, bir gel de abi iki kelam edelim ya. Sevgili Hidayet abi çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefa geldin. Çok teşekkür geldin. Ederim, sağ ol. Nurettin Çelmoğlu efendim. Gerçekten bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, duruşuyla, vefasıyla bence bütün bunlar gönüllerde taht kuran bir Adanalı. Adana'nın adını bütün dünyaya duyuran ve yani birkaç tane, birkaçın ötesinde diller bilen bir güzel insan. Efendim onun kitap fuarı ile ilgili söylemleri anlamlı, önemlidir. Hoş geldiniz, merhaba efendim. Hoş bulduk. Öncelikle sana övgü borcum oldu dünya kadar. Ben de öveyim mi seni yoksa daha sonra mı bırakalım? Yok, ben överim. Ha siz peki daha sonra bırakayım. Tamam. Onu stüdyoda şimdi yaparız. Şimdi ben Aytaş Durak Başkan'ın kitapları nedeniyle önce Antalya'daki kitap fuarına katıldım. Sonra İstanbul'daki büyük kitap fuarına katıldım. Adana fuarının canlılığını zaten önceki yıllardan biliyordum ama bu yıl çok daha hareketli geçti galiba. Ve idareden öğrendiğim kadarıyla da daha çok talep varmış ama reddetmek zorunda kalmışlar birkaç yayın evini. Bizim kendi standımız yönünden baktığımızda da hakikaten bu fuar içinde sanıyorum en aktif olanı bizim standımız oldu. Evet öyle. Söyleyeceklerim Var isimli kitap. Aytaş Durak'ı seven, Aytaş Durak'ı söven her tür, her inançlı insan tarafından merakla bekleniyormuş. Hatta bazıları almış, özellikle Aytaş Durak muhalifleri kitabı almış ama bir de kütüphanede imzalısı olsun diye yeniden burada aldılar. İmzalı olarak aldılar. Böylece kitabın dağıtımı, satışı çok daha hızlı gitti. Şimdi üçüncü baskısı gelmek üzere, elimizdekiler bitti. Bitmek üzere, bugün biter. Üçüncü baskısı da sanıyorum yarın elimizde olacak. Daha sonra da yaptığımız o büyük toplantıdaki eleştirileri, tartışmaları dikkate alan bir ekle dördüncü basım yapacağız inşallah. Sayın Nurettin Çelmoğlu, siz bağımsız bir ruhsunuz. Hadi Aytaç abi bazı konularda konuşmadı, anlayabiliyorum onu. Şimdi Durak'tan sonra bir yönetim geldi ve o yönetimin bir takım fertleri de bugün tutuklandılar efendim. Tutuklandılar mı? Evet. Gözaltına aldık. Pardon özür dilerim. Gözaltına alındılar. Evet. Sayın Zihni Aldırmaz evet. Ve benzeri birkaç arkadaş. Neler düşünüyorsun bir kader arkadaşınız olarak? Şimdi, geçmişte birlikteliğiniz tabii, olan tabii. Bir insanlar olarak. Şimdi Zihni Bey bana hep kardeş diye hitap ederdi. Hiçbir zaman ismimle bahsetmedi.
Ayrıca başkanımızın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak yurt dışına sık sık gittiği seyahatlere ben katılıyordum. Zihni Bey de bana ne olur başkanla konuş, ben de katılayım size diyordu. Ben de çoğu kez başkanı ikna ediyordum. O zaman da yoldaşımdı. Yani bir yandan kardeşim, evet, bir yandan yoldaşımdı. Zihni Bey vekil olduktan kısa bir süre sonra bir rapor aldım, ameliyat olacaktım. Bana dediler ki biz seni 17 gün önce kovmuşuz, haberin yok mu dediler. Yani 17 gün sonra bana kovulduğumu söylediler, ameliyata gireceğim sıralarda. Evet. Buna rağmen ben bugünkü olaydan üzüldüm. İki yönden üzüldüm. Bir, Zihni Bey de hatalı olabilir, olmayabilir. Ona hukuk karar verecek. Evet. Ama bir insandır, başına gelen hakikaten bir insan olarak beni üzdü. İki, Adana'nın başına gelenden çok hakikaten mustaribim. Yani bir çok büyük bir misyonla, çok büyük bir vizyonla, bir Aytaş Durak Hizmetler Demeti, çok sıkışmış bir Adana'da, çok zor olan Hizmetler Demeti yürürken vekaletten bu yana bunlar bıçak gibi kesildi ne yazık ki. Daha çok makyaja önem verildi. Kaldırım yapıldı. Aynı kaldırım tekrar söküldü, yapıldı. Asfaltlar döküldü, tekrar söküldü, yapıldı. Taş yerlere, yani kesme taş dediğimiz eski geleneksel Adana yollarını andıran yollara asfaltlar döküldü, tekrar döküldü. Makyaj dışında bir şey yapılmadı ve çok üzücü olan şu, Adana Belediyesi'nin kadrosu Aytaş Durak zamanına göre 3 misli gibi büyük bir artış gösterdi. Bu da bu şehrin borçlanmasına yol açtı. Aytaş Durak hiçbir zaman İller Bankası'ndan borç almadı. Ama ne yazık ki sonraki yönetimler bu borçları almaktan çekinmediler. Belki mecbur kaldılar. Sayın Çelmoğlu, ancak geçen bizi Cendere program yapımcıları olarak gezdirdiler. Sayın Ahmet Erdoğan ve bir başka efendim belediyeden yetkili. Toroslardan aşağıya doğru, işte Kızıldağ'dan aşağıya doğru, Sarımazı'dan, efendim Tuzla'dan hizmetleri böyle periferiden biraz kent merkezine doğru getiren bir anlayış sanki gözlemleniyor. Yoksa Hüseyin Sözlü oralara yaptığı yatırımı kentte yapıp böyle vizyonsal makyaj falan yaptığını düşünmüyorum da. Şimdi, ya ama böyle burada, bir görülmeyen yatırım burada, var ya. Burada şunu söylemem gerekir. Yanlış anlaşılmasın. Ben Zihni Bey'in dönemiyle ilgili konuşuyorum. Heh. Hüseyin Bey, Zihni Bey şunun için söyleyebiliyorum. Aytaç Durak Bey'in yanında yıllarca kalmış. Onun sistemini, onun prensiplerini yakından incelemiş. Onun doğrultusunda emirleri yerine getirmiş, uygulama yapmış ve çoğunda da başarılı olmuş bir arkadaşımız. Dolayısıyla ben Zihni Bey dönemini... Yok, o günden bugüne dediniz de ben o açıdan dedim. O zaman bugünü tabii, de bir değerlendirelim. Bugünü değerlendirmek çok zor. Sayın Sözlü Ceyhan'dan Adana'ya geldi. Deneyimli bir belediye başkanı. Ama Ceyhan'ın eni boyu başka, Adana'nın eni boyu başka. Sayın Sözlü oturduğu koltuğun ne anlama geldiğini ancak şimdi anlayabiliyor. Doğru. Bu Sözlü değil, kim olursa olsun. Evet. Aytaş Durak Bey de ilk geldiğinde belki hazırlıklıydı ama o da oturduğu koltuğun ne olduğunu ancak dönemin sonuna doğru tam anladığını hep söyler. Onun için de 5 yılı az görür belediye başkanını. Evet. Dolayısıyla Hüseyin Sözlü'nün yaptığına iyi veya kötü demek için vakit çok erken. Ben gayretini görüyorum. Gayretini takdir ediyorum. Etrafla ilgilendiğini görüyorum. Umarım sonuç çok iyi olacak. Ama tabii şu anda erken. Ben de sonunda da övmek istiyorum Nurettin Çermioğlu'nu. Sayın Aytaş Durak efendim o makamdan ayrıldıktan sonra onun bilgeliği, efendiliği, birikimi, bilinci bana göre asla bir yere gitmedi. Nezaketi, efendiliği bütün güzelliğiyle devam ediyor. Ama bir takım insanlar çok değiştiler. Ben burada Nurettin Çelmoğlu'nun Aytaş Durak'la olan efendim birlikteliğindeki vefasını önemsiyorum. Dostluklar sonsuza kadar devam etmeli diyorum. Çok teşekkür ederim Nurettin Çelmoğlu. Ben teşekkür ederim. Belki de bu son dönemde duyduğum en güzel kompliman buydu. Merhaba. Merhaba. Şimdi geldin herhalde, evet, bu ara. Evet, şimdi geldik. Evet, hangi kitabı almayı düşünüyorsun? Kızım için geldik ama o hangisini isterse onu alacağız. Bir bak kameraya. Kitap okumayı seviyor musun? Evet, çok İsim severim. İsim nedir efendim? Nilsu. Hangi okul? 7 Ocak İlkokulu. Şuradan bir tüm arkadaşlarına Osmanlı. Bir el salla. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Ayşe İnci, kitap fuarı hoşuna gitti mi? Evet. Daha gezeceğiz. Ha, beraber gezeceksiniz. Sen hangi okuldasın canım? Ben 7 Ocak İlki Öğretim Okulu'ndayım. Sen de arkadaşlarına bir el salla. Evet. El salla arkadaşlarına. El salla.
Teşekkürler, sağ olasınız. Evet sevgili izleyiciler, izlenimlerimiz ırk, renk, din, dil, sosyal statü, güzellik, çirkinlik demeden fuar alanından Adnan Dini Bütün'le birlikte yüce halkımıza soruyoruz efendim. Gökhacığım, nedir izlenimlerin Adana kitap fuarı ile ilgili? Adana insanı kitap okuyor, çok da güzel okuyorlar. Çok ilgililer kitaplara. O zaman gelsinler. Gelsinler tabii, görsünler tabii, gelsinler. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, kitap fuarında izlenimlerimiz bütün güzelliğiyle devam ediyor efendim. Adanalı gerçekten kitaba önem veriyor. Çünkü kitap önemli, kitap ışık, kitap bilgi, kitap bağımsızlık, kitap rai ve muti olmama. Benim ilk kez katıldığım bir fuar Adana Kitap Fuarı. İlginin yoğun olması tabii ki bir yayıncı olarak beni mutlu etti. Evet. Ancak satışa ne kadar yansıyor sorusuna, sanırım satın alma gücünün düşüklüğünden dolayı kalabalığa orantılı olarak yansımadığını söyleyebilirim. Ama şehir merkezinden uzak bir fuar alanı olmasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen her gün çok yoğun bir fuar. Bu anlamıyla anlamlı ve önemli tabii. Bu fuarcı firmanın reklamını, duyurusunu iyi yapması da sanırım faktör. Adanalı'nın da duyarlı olması da yine bir faktör. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasınız. Evet efendim, Çukurova Kitap Fuarı'nda Mertçe Söyleşi aktüel kitap yolculuğuna devam ediyor. Merhaba kardeşim. İşte okuyan bir zat. Adanalıların ilgisi yoğun. Cumartesi, pazar daha fazla. İnşallah bu hafta sonu da daha güzel olacak. İnsanlar ilgileniyorlar kitaplarına yani. İyi yani, ümit varsınız Adana'da. Tabii muhakkak. Evet efendim, kardeşim böyle dedi. Sevgili Adnan Dini Bütün'de esnafa yolculuğumuz, kitaba yolculuğumuz devam ediyor. Şiira yayınlarındayız. Merhaba sevgili dost. Merhabalar. Hoş. İsim nedir efendim? İsmim Ahmet. Ahmet, nereden geldiniz? İstanbul firmasıyız, İstanbul'dan geldik. Evet, nedir izlenimleriniz? İstanbul'dan Adana nasıl görünüyordu? İçinde bulunduğunuz Adana nasıl? Adana halkı kitabı sevdiğini anladık. Yoğun ilgi gösteriyorlar. O yüzden iyi bir fuar geçiriyoruz. Hangi kitaplarınızı tavsiye edersiniz? Hepsini mi içinde? Şimdi konu itibariyle hepsini tavsiye ederiz ama tabii yeni çıkan kitaplarımız öncelikli oluyor devamlı. Mesela ne var? En olarak son çıkan kitabımız Kayıp Besmele kitabımız var. Kayıp Besmele, merak ettim ben bu Kayıp Besmele'yi. Evet efendim, şu Kayıp Besmele, yani Besmele, bu bir dini literatürün kitabı mı yani? Evet. Her türden kitabı okumalıyız. Çünkü ne diyoruz? Kitap ışıktır. Yani bizim aklımız olduktan sonra, sağlıklı bir mantığımız olduktan sonra hiçbir kitaptan korkmayalım, okuyalım. Kitap okumak zararsızdır. Velev İncil olur, Tevrat olur, Kur'an olur, Zebur olur, Upanişatlar olur, felsefenin temel ilkeleri olur, olur, olur. Üstad, siz ne okuyorsunuz bilgisayarda? Ben bir şeyler yazıyorum ya. Ben aynı zamanda yazarım. Orada kitabım var. Evet, hangisi kitabı? Şu demek? Sufi Aşk ve Yol. Sufi evet, Aşk Yol. Evet, şu evet, kitabın yazarıyım sevgili izleyiciler. Bu sevgili kardeşim Uğur Öztürk. Uğur, ne var içinde bu kitabın? Bizi hangi yola götürüyor? Sufizmin yoluna götürüyor. Tanrı'ya götürüyor. Yani ve Sufizmin, gerçek Sufizmin ve gerçek Allah inancının ne olduğunu anlatıyor. Evet, o zaman Adanalılara tavsiye ediyorsun. Efendim, Şiira yayınlarında sevgili Uğur Öztürk kitabını imzalamaya devam ediyor. Valla kitap fuarına işte sürekli derleniş yayınları olarak katılıyoruz. Katılım güzel. Adana'nın kitap fuarına ilgisi bu tecrübeyle de kanıtlanmış vaziyette. İlgisi çok iyi. Halkımızın ilgisi gerçekten kitap fuarına çok iyi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Adnan Dini Bütün'le izlenimlerimiz devam edecek. Evet sevgili izleyiciler, elimde bir kitap var. Ben bu kitabı sahibinden imzalattım. Şu anda bir 40 sayfa falan okudum.
dehşet bir kitap, muhteşem bir kitap. Tavsiye ederim. İşte bu kitabın yazarı hanımefendi burada. Tanıyalım kendisini yakinen. Kimsiniz efendim? Adım Alexander Koryorek. İstanbul'dan geliyorum. Adana'ya ilk defa geliyorum kitap fuarı için. Peki beyefendi Türk mü? Türkiye'li mi beyefendi? Evet, evet. Bir Türk'le evlisin yani. Ya evet doğru ama maalesef geçen sene vefat etti eşim. Canım benim. Ya kusura bakma, başın sağ olsun. Teşekkürler. Başın sağ olsun. Evet. Peki ya. Nesi vardı ki genç yaşta gitti? Kalp damarı patladı. Canım benim, başın sağ olsun. Kusura bakma ya, nereden sordum ya, çocuk var mı? Yok. Hayırlısı yok. Olsun. Artık sen kitap yazarak evet. Mutluluğu yakalamışsın. Kitap çok mükemmele doğru gidiyor. Çok bana arkadaşlık isteği göndermişsin. Kabul evet, ettim. Gördüm. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Peki kitabınla ilgili yüce halkımıza neler söyleyeceksin? Ya ben bu kitap yazdım çünkü aslında insanları uyarmak istiyorum. Bazı şeyler çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Mesela büyü yapmak, fal bakmak, ruh çağırmak ama başka şeyler var daha masum gibi görünüyor ama aynı şekilde tehlikeli. Örneğin astroloji veya bazı şifa yöntemleri, reiki gibi veya yoga gibi. Yani yoga hiç masum değil, yani çok tehlikeli aslında. Ben de katılıyorum kesinlikle sevgili izleyiciler. Efendim büyü, nazar, fal vesaire. Efendim öyle merdiven altı teamüllere sakın kanmayın. Akıl var, mantık var. Bak kutsal kitap İncil ne diyor? Matta 4 taksim 4'te efendim öpüp başımıza koyalım. Bizim için bütün kutsal kitaplar aynı anlam ve öneme sahip. Efendim insan ekmek ve suyla yaşamaz. Tanrı'nın kelimeleriyle de insan yaşar diyor. Bak içine bakmadan okudum. Belki tezgahta duran arkadaş benim kadar da İncil'i bilmiyordur. Bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. Sağ olasınız. Evet sevgili Roni kardeşim, nasılsın? Roni var. Hoş geldin, sefalar getirdin Adana'mıza efendim. Çukurova sıcaklığında mesaj alalım senden. Nasıl gözlemlerin? Çok iyi, memnunuz. Arkadaşlar gidip geliyorlar. İyi yani, bir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyorum. Adanalılara kitap okuma adına neler söyleyeceksin? Adanalılar okuyor zaten. Benim söyleyecek bir lafım yok. Arkadaşlar geliyor, kitap okuyorlar yani. Sağ olsunlar. Çukurova Kitap Fuarı'nda izlenimlerimiz devam ediyor. Gençler merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsınız efendim? İyiyiz. Kameraya dönelim. Hangi okul? Yavuzlar Ortaokulu. Buradan bir Yavuzlar Ortaokulu'ndaki öğretmenlerinize, öğrencilere, tüm hocalarınıza bir el sallayın. Sizi çok seviyoruz. Fuara gelsinler mutlaka. Çocukları evet, getirsinler. Evet. Burası çok eğlenceli. Mutlaka herkes çocuğunu getirsin. Kitap okumayla ilgili bir cümle. Kitap okumak bence çok güzel bir şey. Bilgi veriyor. Hani. Siz? Kitap okumak faydalı da bence herkes okumasını tavsiye ederim. Siz efendim? Kitap okumak düşünce dağarcığımızı geliştirdiği için herkes kitap okumalı bence. Siz? Kitap okumak bilgimizi arttırır. O yüzden kitabı çok okumalıyız. Evet efendim, işte kesit. Efendim burası kesit. Benim sevgili dostumdur o. Adam gibi adamdır o efendim. Hani Adanalı Asfat Rıza, Süleyman Sırra, karikatür duran var ya, Külhan Bey gibi bir adamdır. Bu öyle bir adamdır ki her fuarda onunla müthiş anılarımız vardır. Delikanlıdır, merttir, yiğittir. O kesit yayın evinin yetkilisidir. Hoş geldin Sabahattin kardeşim. Hoş bulduk abicim. Nasılsın abim? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Vallahi özledik abi ya. Bir mukabil abi. Özledik o İzmir'i, o arka sokakları, sahili efendim. Eyvallah abicim. Nasıl tablo senin gözünle? Vallahi bu sene kalabalık falan var ama çok çocuk var, öyle görüyorum yani ben. Çocuklar da sanki içeriye koşmaya falan gelmiş yani, eğlenmeye gelmiş. İşe çok yansımadı. Ama cuma, cumartesi, pazar öyle iyi olacak mı diyoruz. Ama bugün çarşamba herhalde. Yarın perşembe 1, cuma 2, cumartesi 3, pazar 4 günümüz var efendim daha. 4 gün. Biz tabii geçen seneyle böyle kıyas yapıyoruz, sen de bilirsin. Geçen seneki işte defterleri kurcalıyoruz. İşte onunla bir baz aldığımız zaman öyle görüyoruz. Belki diyoruz ki şöyle bir şey düşünüyoruz kendimiz. Acaba Mersin fuarından da Mersin'den insanlar gelmiyor gibi düşünüyoruz.
Hani Mersin'de yapılan bir fuarın bir etkisi olabilir mi diye düşünüyoruz. Dehşet günler yaşayacağız. Mutlu İnşallah. Olacaksınız. İnşallah. Dolu dolu gideceksiniz. Ya sizi görüyoruz. Bizim için de aynı. Her şeyde para pul değil yani. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Sabahattinciyim. Güzel. Yani kitap fuarı harika bir şey. Herkesin gelmesini istiyorum. Bir de bilhassa ki ailece herkesin gelmesi lazım. Çünkü Türkiye okurma konusunda yerlerde sürünüyor. Dünya 180.sine inmiş bulunuyoruz. Kitap okuma alışkanlığı bakımından. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Adnan Dini bütün şunu çekersen. Nah kalkınırız. Efendim benim televizyon programlarımda masama koyduğum bir bardaktır o. Sevgili Ahmet Nesin'den aldım ama Ahmet Ankara fuarında Adana'ya gelemedi. Çünkü orada da bir kitap fuarı var. Buraya ancak bir görevli gönderdi. Yine Ahmet Nesin'in efendim Düşün Yayın Evi'nin kitaplarını burada bulabilirsiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın evlat? İyiyim, teşekkürler. Nedir izlenimlerin? Ahmet olmadığı zaman tablo ne? Ahmet Bey olmadığı zaman tablo genelde biraz daha sönük. Çünkü insanlar imza için geliyorlar, soruyorlar. Bulamayınca haliyle kitap almıyorlar. Kitabın değer ölçütünü imza olarak kabul ettikleri için öyle bir algıya sahip maalesef, olmuş olabilirler. Maalesef. Eğer yazarı varsa iyidir, yazarı yoksa kötüdür. Bir de kitap fuarında nedense bir indirimcilik başlamış. Kitap fuarını kitap satış yeri olarak görüyor genelde hepsi. O algıyı yerleştiren de biraz biz, o algıyı yerleştiren biraz da biziz. Biz biraz şımartmış olabiliriz bu zamana kadar. İşte %20, %30 indirim olduğunda beğenilmiyor. Çünkü yayın evinin ne kadar kazandığından haberleri yok. İşte o yayın evinin giderlerinin ne olduğuna haberleri yok. Bir kitabın masrafı nedir, matbaası nedir, kargosu nedir vesaire vesaire hiçbir şeyden haberleri olmadığı için daha bir %40, %50 tarzı şeyler bekliyorlar ve %40, %50'yi sunmadığınız zaman size kötü yayıncı, kötü kitapçı muamelesi yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz. O zaman tüm Adanalıları fuara çağıralım abi. Tüm Adanalıları çağıralım. Olay odur zaten. Kitabın hani kıymetini bilsinler. Evet sevgili izleyiciler, bir katılımcımız daha nereden katılıyor öğrenelim. Merhaba. Merhaba. Nereden katılıyoruz efendim? Ben Erkam yayınlarından katılıyorum. Nasıl Adanalıların ilgisi sevgili üstadım? Teşekkürler, yani ilgileri var. Memnunuz. Memnunsunuz. Evet, Allah'a çok şükür. Gençler siz? Nasıl? Gün geçtikçe güzelleşiyor, kalabalıklaşıyor, ilgi fazlalaşıyor. Allah razı olsun, güzel yani. Sevgili Mehmet abi, senin karizmandan müstefit olacağım. Bir orada bekle de. Siz? Yani şimdi en uzgurunca Kur'an-ı Kerim'den yani en yaşama en iyisi bunu okurken hiçbir şey anlatacaksın. Bir de sosyal hayat, yani bilgisayar. Hepsi bunlar iyi bir şey yani. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Sağ olasınız. Evet, kitap yolculuğumuz fuarda devam ediyor. Tanıdık simalar oldukça fazla. Mehmet Acevit kültüre hiç yabancı değil. Kitaba yabancı değil. Gece gündüz kitap okumayı seven bir dost, bir arkadaş, bir ağabey. Mehmet Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, sen nasılsın? Görüşemiyoruz. Bunların çok güzelmiş. Kıskandım gerçekten. Bana ver diye söylemiyorum. Fuarım çok. Benim fuarım çok. Evet. Biliyorum. İzlenimlerin. Kitap fuarımızla ilgili değil mi? Evet. Ya çok sevindirici bir şey. Ülkemizin biliyorsun gençlerimizin okumaya çok ihtiyacı var. Bu da çok önemli katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Bilgi önemli. Yani Atatürk'ün çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmamız için bunu gitgide de arttırmamız lazım. Adana'da da başarılı oluyor. Bu sene biraz herhalde grip dalgası korkuttu insanları değil mi? Bir araya gelmeye korkuyorlar. Ama gene de heyecanla devam ediyor. Ben de geldim hem sizleri göreyim hem kitaplara bakayım diye. Ama ben kitap yazdım, kitabımı yayınlayamıyorum. Nasıl yapacağız bu işi? O olay çok zor bir çok olay. Zor burada ya. İrtibatlar kuracaksınız ve değerlendirecek birileri kesinlikle çıkacaktır. Doğan kitaba gönderdim, bekliyorum. Yeter ki yaz, burada temsilcisi varsa onunla görüşebilirsin Mehmet abi. İyi günler diliyorum, peki, sevgiler sunuyorum. Sağ olasınız. Sevgili kardeşim, hoş geldiniz Adana'mıza. Efendim nasılsınız? Hangi televizyon efendim? Efendim Akdeniz Türk Televizyonu. Tam bizim bünyemize uygun bir özüyle televizyon. Özüyle de Türk yani. Özüyle, sözüyle Türk. Türkiye'nin en milli televizyonu kesinlikle. Size hoş geldiniz diyor.
izlenimleriniz nedir? Çünkü siz İstikbal'in gençleriyle çok irtibatlısınız. Çocuklar ilgi duyduğuna göre yavaş yavaş bilgisayardan kitaba doğru tekrar yöneliyorlar mı? Söz sizde. Üstadım, önce Adanalı kardeşlerime, bu ülkeyi seven herkese, kalbinde iyilik ateşi olan herkese sevgi saygılarımı iletiyorum. Ben en başta bütün beni dinleyenlere şu mesajı vermek istiyorum. Varlığımızın anlamı gelecek kuşaklara bıraktığımız miras kadardır. Müthiş. Evet, varlığımızın anlamı gelecek nesillere bıraktığımız miras kadardır. Ezberliyorum. Evet, söyleyeyim ben de tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi bedeniniz de çürüyecektir, bedeniniz de kalmayacaktır. Domates, hıyar da miras bıraktıysanız onlar da çürüyecektir. Bir dakika, bedeniniz de çürüyecektir efendim. Domates, hıyarın çürüdüğü gibi her şey yer ile yeksan olacaktır. Ancak kalıcı olan ne? Kalıcı olan bu geçici hayatta bıraktığımız izlerdir. Yaradan'ın bize önerileridir. Gelecek kuşaklarımıza sahip çıkmaktır. Şimdi ben şöyle bir şey arz edeyim. Özellikle ilk kayıtlar... Tutup da ben o tarafa geçeyim. Tamam. Özellikle ilk kayıtlar çok önemli. İlk kayıtlar atasözümüzde nasıl vurgulanmış? Kişi yedisinde ne ise yetmişinde de odur diyor. Mikrofon gitti. Ben tamam, kalsın. Ben böyle abi mi konuşayım? Oldu, evet, böyle kalsın. Konuşayım o zaman. Yedisinde ne yetmişinde de odur. Ne demek? Bir çocuk İlk kayıtları aldı. Diyelim ki içe kapanık. Kendi çocukluğunuzu düşünün. Büyüdüğünde de içe kapanık. Sorgulayan bir kişi. Büyüdüğünde de sorgulayan bir kişi. Cesur bir insan. Büyüdüğünde de cesur. Anne babalara, öğretmenlere sesleniyorum. Çocuklarınıza çocuk yaştayken sahip çıkın. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Nedir o? Bakın, kız çocuklarına bir örnek vereyim. Mesela bir Barbie bebek modeli sunuluyor bize. Deccal her eve girmiş ve o modelleri, rol modelleri bize dayatıyor. Barbie bebek modelinde kız çocuklara ne mesaj verilmiş oluyor? Mesela eline sıcak sudan soğuk suya vurmayan 90-60-90 bir tip sunuluyor. Ve sarışın aynı zamanda. İşte sana güzellik ölçüsü diyor. Kişi kendini beden kabul edebileceği şekilde ben bir bedenim, et kemik bedenim şeklinde bir bilince atılıyor. Bir kız çocuğu bu bilince atılıyor. Peki daha sonra ne oluyor? Barbie bebek hangi yeteneği, hangi zekası, hangi davranışıyla, hangi ürettiğiyle bir sonuç bekliyor? Hiçbir sonucu yok. Beyaz atlı bir prens gelecek, onu kurtaracak. Sermayesi neyse belli. Şunu demeye getiriyorum. Çocuğun kendini bir et kemik beden görebileceği şekilde hipnoz ediliyor. O yaşta daha boyanmaya başlıyor. Büyüdüğünde de benim neyim eksik şeklinde bir psikoza giriyor. En yıkıcı olan tarafı da şudur. Güzellik ölçüsü bu ama ben güzel değilim diye onu taklit etmesi de yetmiyor. Kendisini değersizlik duygusu içine atıyor. Yani ben güzel değilim diye bir duygunun içine atıyor. Değersizlik duygusu bir insanı nasıl yıkar? Bugün toplumumuzun hastalığıdır. Dibe vurduğu zaman insanlar intihar eder değersizlik duygusunda. Özünü, özgüvenini kaybeder, dibe vurduğunda intihar eder. Veya değersizlik duygusu insanları arsız yapar, sadist yapar, hatta terörist yapar. Bütün teröristlerin temelinde kendinden nefret vardır. Bilinçaltında kendinden nefret vardır. Doğal olarak insan öldürmeye kadar gidebilir. Yer değiştirme derler buna psikolojide. Abi mikrofonum sen kaptın abi. Evet abi, sevgili gider, izleyiciler. Kesinlikle yani. Bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, şuuruyla çocuklarımızın gönüllerinde taht kuran bir Türk oğlu Türk'tür o. Ben yaklaşık 4-5 yıldır yayın dünyasının içerisindeyim. Birçok fuara katılıyorum. Bu katılımlarım içerisinde özellikle Adana Kitap Fuarı'nı çok değerli bir fuar olarak görüyorum. Evet, bu yıl biraz şu ana kadar dolgun geçiyor ama bundan sonraki süreç ben de merak ediyorum. 4 gün nasıl devam edecek? Umut ediyorum iyi, çok güzel sonuçlar elde ederiz diyorum. Yalnız bazı gözlemlerim ve izlenimlerim var. Kültür kitapları değil de daha çok çocuk kitaplarında
bir yoğun ilgi var. Ama biraz da şu eksiklik var. Fuar, belki de TÜYAP'ın bu konuda bir ayrı çalışması lazım. Okullarla ilgili öğretmen öğrenci iletişimlerinin bu fuar adına iyi kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gelen öğrenciler buradan aslında elleri boş dönüyorlar. Fuarların amacı bu değil. Fuarda öğrenciler bir kitabın yazarıyla tanışır, o yazarla konuşur, kitap üzerine sohbet eder, söyleşide bulunur. Bunlar çok değerli bir öğrenci için. Bu anlamda ben öğretmenlerin daha duyarlı, daha etkili olması gerektiğini düşünüyorum. Ben aynı zamanda öğretmenim, öğretmen yazarım. Bir şiir kitabım, 7 tane çocuk kitabım var. Yaklaşık 4-5 yıldır bu yayın dünyası içerisindeyim. Bu anlamda bu şekilde gözlemlerim mevcut. Evet, Seyrani aradım onu her yerde. Aşkı sevda ile düşmüşem derde. Hırkam günahımdan yüzüme perde. Rabbim huzurunda kara yüzlüyüm. Sevgili izleyiciler, hiç kimse Rabbinin huzurunda kara yüzlü olmasın. Şiirin gelişi öyle. Sevgili hocam İsmail Mutlu, hoş geldin. Evet efendim, boyu kadar boyunu da aşan kitap yazan adam İsmail Mutlu, övünmek gibi olsun arkadaşım, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gerçekten uzun zamandır arkadaşız, çok fuarlarda görüşüyoruz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Peki Sayın İsmail Mutlu, Adana ile ilgili izlenimleriniz nedir efendim? Adana fuarı, ben 34 yıldır tam fuarlara katılıyorum. Türkiye'nin çok yerinde 10 tane fuara katılıyorum. Adana fuarı o fuarların içerisinde sayılı bir fuar. Her yıl 6 gün oluyordu. Israr ettik ettik. Sonuçta bu sene 9 gün oldu. Bu çok çok güzel oldu. Başka fuarlarda akşam saatinde insanlar bulunmazken bu fuarda akşam insanlar zor dışarı çıkıyor. Toplu halde çıkıyoruz. Bu çok net olarak görülüyor. Adana halkı okuyor maşallah. Evet. Evet. Çok güzel. Peki sizin Risale-i Nur'u efendim sadeleştirdiğiniz, orijinali efendim delete ettiğinize dair rivayetler var, dedikodular var. Siz Risale-i Nur'u tahrif mi ediyorsunuz? Estağfurullah, güzel ifade ettiniz. Öyle dedikodular var yani. Evet, dedikodular işte, dedikodu. Bu üçüncü defa gelişim. Evet, yürüyelim ama yavaş yavaş. İlk günler daha iyiydi ama şu anda sakin. Öyle sanıyorum ki bugün yağmur yağdı ve hafta içi olması nedeniyle gelememişler diye düşünüyorum. Ama genel olarak iyi yani. Adana her zaman olduğu gibi iyi. Bunu burada ilgili, bilgili olan kişiler de söylüyorlar Türkiye'de. En verimli şehrin Adana olduğunu söylüyorlar. Her şeyde verimli Münevver olduğu Güver, gibi. Buyurun gelin, gel ablam gel. Ekmel Ali Okur Merkez. Evet sevgili Düver, siz Adanalı bir yazarsınız efendim. Nedir kitap fuarı ile ilgili izlenimleriniz? Kitap fuarı her yılkinden daha güzel diyebiliyorum. Adana kitap fuarı deyince Adana'yı öne çekmek gerekiyor. Türkiye çapında ben çok fuarlara katılıyorum. Yani en güzel Adana. Kalabalığıyla, sevgisiyle, coşkusuyla en güzel Adana'yı görüyorum. Çünkü büyük şehirlere de katıldım daha önceki yıllarda. Ama bu kalabalığı, bu güzelliği ve bu şefkati görmedim. Efendim yakalım ışığı mümkünse. Yakalım, yaktık ve efendim ışık yanıyor. Evet, ışık yanıyor valla. Cam yokmuş burada. Çok güzel, kesinlikle. Evet efendim. Yakıştı mı çocuklar? Yakıştı mı? Bence de. Yakıştı. Yakıştı. Çok güzel. Harika. Evet. Nedir tablo usta? Ne kadar bunun fiyatı? 10 lira bu. Abi 5'e olmaz mı bize ya? Bize bir kıyak yap. 5'e olsun ya. Yaparız o. Tamam. Efendim nasıl Adanalı'nın kitap fuarına ilgisi nasıl? İlgi iyi. Bayağı hareketli geçiyor. İyidir yani şu anda. Adana güzel yani, ilgi gösteriliyor yani fuara. Bayağı hareketli geçiyor. Evet. İlgi güzel diyor. Güzel güzel, iyi iyi. Adanalıları bekliyoruz o zaman. Bekliyoruz. Nereye? Fuara. Efendim fuara. Belediyenin kültür standında Cuma Açık Gözbey, Yüksel Mert'in kitaplarının başında bekliyor efendim. Evet. Nerede Abdullah? Yok mu yenge? Nasıl izlenimleriniz? Çok güzel.
İlgi çok. Evet, yine burada efendim değerli bir dostumuz Celil Çınkır Beyefendi var. Karacaoğlan coğrafyası söz çıkını araştırma inceleme sözlük. Efendim Karacaoğlan dedi de kadrini bilmeyenler alır eline. Onun için eğri biter menekşe diyor Karacaoğlan. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü yazarların kıymetini biliyor. Bu standı efendim bu güzel insanlara tevdi etti. Adanalılar periyodik olarak, dönüşümlü olarak burada kendilerini ifade ediyor. Yüce halkımız da efendim imza gününde buluşuyorlar. Sayın Çınkır, bu kitapta neden bahsediyoruz? Efendim bu kitapta Çukurova ve Torosların yerel dil ve sözlü kültürünü bir araya getirerek yaptığım bir çalışma. Evet. Yaklaşık 25 bin konu başlığı var. Evet. Bunların içerisinde 700 civarında Türk Dil Kurumu'nun hiçbir sözlüğünde olmayan yerel kelimelerimiz var. Özellikle yerel kelimeleri, yerel sözleri, evet, bütün Türklerin yaşadığı coğrafyanın, bunun içerisinde Kuzey Afganistan'dan tutun Akdeniz'e kadar, Seyhun Ceyhun Irmağı'ndan tutun Seyhan Ceyhan Nehri'ne kadar olan bölgede mumyalanmış değerlerimiz, sözlerimiz, sözlü kültür varlıklarımız, ki bunların başında atasözlerimiz ve deyimler var. Evet. Yöresel fıkralarımız var. Bu çalışma sahada yapılan bir derleme değil de literatür taraması yapılarak yapılan bir çalışma. Özeti bu efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Tüm Adana'yı çağırıyoruz. Hangi yayın evindesiniz? Neredesiniz? Büyükşehir Belediyesi standındayız. Şöyle söyleyeyim. Mersin, Adana, Osmaniye ve Maraş çok geniş bir taramayla bu illerimizin sözlü kültür varlıkları kayıt altına alındı bu çalışmayla. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Efendim burada bir yavrumuz var. Supiye Hanım'a geçeceğim tabii ki. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyiyim. İsim nedir hanımefendi? Fatma Tüz Zehra. Fatma Tüz Zehra, yani Fadıma anamızın adı senin adın. Çok güzel. Kitapları seviyor musunuz efendim? Hı hı. Peki iPad'in var mı? Hayır. Babanın, hayır, annenin, yönlendirmeyin lütfen. Babanın, annenin telefonunu alıp oyun oynuyor musun? Babamınkinle oynuyor. Efendim o bir can. Ben onunla her fuarda efendim röportaj yapıyorum. Güzel bir insan. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Projeler, yeni projeler var mı? Var. Çok güzel. Ya herhalde sen bayağı bir kitap yazacaksın bu ömre. Bayağı bir kitap sığdıracaksın herhalde. İlgi nasıl? İyi mi ilgi? İlgi gösteriyorlar mı? Güzel ilgi değil mi? Harikasın. Canım benim, canım benim. Vallahi sen kendin yazıyorsun bilgisayarda değil mi? Yazabiliyor. Ha, söylüyorsun, yazıyorlar. Hocalarına söylüyormuş, hocaları canım ediyormuş. Benim. Adana Kent Konseyi olarak yüce halkımıza neler ikram ediyorsun? Neler ikram ediyoruz? Adana Kent Konseyi'nin yayınlarını ve Adana Kent Konseyi'ni tanıtmak adına bütün, evet, yayınlarımızı onlara sunuyoruz. İnşallah bir katkımız da olur. Şuraya oturabilir miyim bir azıcık? Tabii ki. Evet sevgili izleyiciler, bu arada tabii ki imza için de çocuklar geliyorlar. Efendim isim nedir yavrum? Gamze. Gamze. Evet sevgili Gamze'ye. Adnan abi kusura bakmıyorsun, biraz kişiselleştirdik ama efendim konu kitap olunca ve kitaba aşina bir gönül olunca biz duramayız efendim. Sevgili Gamze, Gamze'ye sevgi ve aşkla, sevgi ve aşk ile diyelim. Belediye, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı standına geldik. Merhaba sevgili dostum. Merhaba. Nasılsın beyefendi? Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Nasıl gidiyor imza? Güzel. İlgi güzel. İlgi güzel. İnsanlar okuyor. Türkiye'de okuma oranı ciddi şekilde artıyor. Bu yönde mutluyuz. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir fikir insanlarına vermiş olduğu değerden dolayı da
kültür hizmet olarak gerçekten de biz çok Hüseyin etkilendik. Hüseyin Sözlü'ye gönülden. Hüseyin Sözlü ve ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Ediyoruz diyorsun. Evet efendim şöyle, hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Nedir kitapla ilgili ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Az buluyorum. Az buluyorsun. Kız her taraf insan kaynıyor. Sen bugün geldin herhalde. Hayır, ben bugün geldim evet. Tabii bugün geldiysen böyle bakarsın. Son derece normal bu. Bir cumartesi pazar geçsin. Adanalılar kitaba doyacak. Esnaflar i̇nşallah, da çok memnun gidecekler inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nedir nasılsınız? Kitap izlenimleriniz? Kitap izlenim güzel. Çevre illerden gelenleri gördüm. Okullar geliyor. Halk geliyor. Gayet fuara ilgi büyük. Evet sevgili Alper Demir kitaplarıyla, bilgileriyle, birikimleriyle gönüllere yürüyen bir güzel insan. Yeni kitabı Alper Demir'in efendim. Engel tanımayan engelsiz şair, yazar ve söz yazarı. Türkiye'de engelli olmakı araştırmış, incelemiş, röportajlar yapmış ve böyle bir kitap çıkmış ortaya. Emeğine, diline sağlık. Yüce halkımıza bir davet gönder bakalım. Nerede bulunuyorsun sen? Şu anda Çukurova kitap fuarında bulunuyoruz. Ve ayın 18'e kadar buradayız. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelin bizlerle beraber olun diyorum. Adana'yı buraya bekliyoruz. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum Alper Demir. Evet engel tanımayan engelsiz kardeşim Alper Demir. Efendim araştırmış, incelemiş ve muhteşem bir kitap yazmış. Sevgili kameramanım şuraya da gelelim. Selamun aleyküm efendim. Sevgiler, saygılar, merhabalar. Merhabalar. Nerede bulunuyoruz? Şu an bu stand kimin standı? Adana ili içerisinde Sarıçam Belediyesi'nin kültür standındayız. Evet, efendim kitaba ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Her seneye göre bu sene daha güzel. Daha güzel. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Evet, sevgili dostum hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim nasıl tablo? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğimizin çok üstünde bir tablo var. Gerçekten çok sevdiğim, saygı duyduğum bir güzel insan. Evet Nedim'ciğim, fuarla ilgili özellikle de Sarıçam'a ilgiyle ilgili neler düşünüyorsun? Yani biz bu fuara birinci sene, bu sene katılıyoruz. Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Sarıçam Belediyesi de sağ olsun çok farklı imkanlar tanıyor okuyucuya. Evet. Kendi efendim tanıtımları, broşürleri, kitapları, dergileri özellikle. Bu alanda sevgili halka, kültür müdürüm seni böyle alalım sevgili halka ücretsiz olarak ulaştırmaya çalışıyor. Güzel bir misafirperverlik örneği göstermek istiyoruz. Şu ne mesela Nedim Bey, bu efendim Seyhan Bey, Sarıçam Belediyesi'nin bir çantası. Bunun içerisine koyuyoruz kitapları. Neler koyuyoruz efendim bunun içerisine mesela? Farz edelim ki şimdi sevgili kameramanıma bir tane ayarlayalım ama gösterelim bakalım nedir? Evet. Yarışma ödüllü. Evet. Takvimimiz, kalemimiz. Sarıçam. Oo. Ondan sonra bir tane edebiyat dergimiz. Oo. Yani harbiden bunu herkese veriyor musunuz? Herkese veriyoruz. Blok notumuz. Yani bu alanda böyle birçok şey. Evet. Gördüğünüz gibi işte. Vallahi abi kıskandım ya. Gerçekten bu çok önemli sevgili kameramanım. Yani sevgili Bilal Ulu da gerçekten de çok hoş bir jest yapmış. Bütün Adanalılara gerçekten bu jesti önemsiyorum. Yani gerçekten o çalışkanlığını, azmini, duyarlılığını, performansını bu konuda da göstermiş. Sevgili kameramanım. Evet sevgili Adanalılar. Efendim özellikle Sarıçamlılara diye bir şey yok. Bilal Uludağ'ın gönlü, gözü tok bir adam. Efendim bütün insanlığa açık bir adam.
bekleriz Sarıçam'a. Ya burada bir izdiham meydana gelmesin. Evet, çaktırma da. İzdihamı yaşıyoruz. Evet. Ben buraya geldiğimde bunların dışında lokum da ikram etmişlerdi. Arkadaşım onu söylemedi. Evet, lokum da ikram ediliyormuş. Evet sevgili avukatım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Siz de Sarıçamlısınız. Tam isabet. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Efendim müthiş bir fuar. Bütün arkadaşların, bütün hemşehrilerimizin özellikle ziyaret etmesini bekliyoruz. Ve burada Aytekin, kaçma. Arkadaşlar. Aytekin gel. Nedim Ali Bey, dergimizden bir gösterebilir miyiz arkadaşlarımıza? Gösterelim abiciğim. Portakal evet. Çiçeği dergimizi burada fuara özel ismimizi söyleyerek gelirlerse ücretsiz olarak Portakal Çiçeği dergimizi alabiliyorlar. Evet efendim, Portakal Çiçeği dergisi de yine Sarıçam standında özellikle okumayı seven, aklını kullanan, zeki, duyarlı, kitaba önem veren insanlarımıza bilabedel ikram ediliyor efendim. Teşekkür Senin. Ediyoruz sevgili teşekkür avukatım. Ederim, sevgili kültür müdürüm niye konuşmuyorsun? Yok konuşuruz efendim, niye konuşmuyorum? Evet efendim, nedir tablo, ilgi nedir? Çünkü sen buradasın, izlenimleri gayet güzel analiz ediyorsun. Nedir evet, tablo? Şimdi şöyle efendim, biz bu standın kurulduğu günden beri, fuarın açıldığı günden beri Sarıçam Belediyesi standı oldukça yoğun ilgi Kesinlikle, görüyor. Kesinlikle ben de onu söyledim. Bazen ben de kitap bu yayınlarımızın dağıtımında arkadaşlara yardımcı oluyorum. Hakikaten çok büyük bir ilgi var. Çok büyük bir insanlar buraya geliyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bütün yayınlarımızdan dağıtıyoruz, bedava veriyoruz. Öğrencilerimize işte gelen kim vatandaşımız kimse bunu Sarıçamlı, Seyhanlı diye ayrım yapmadan herkese Bilal Başkanımızın talimatıyla takdim ediyoruz. Bir de yarışmamız var. Bir, evet nedir efendim bu yarışmada efendim Portakal Çiçeği Edebiyat Ödülleri ile ilgili bir yarışma düzenliyoruz. Belediyemizin düzenlediği bir yarışma. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da ödüllerini veriyoruz. Ödüllü bir yarışma. Nedir efendim şartları? Efendim bunun şartı 15 yaşını geçmiş her vatandaşımız, herkes katılabilir. Öğrencisi, öğretmeni, işte her değişik mesleklerden insanlar bu yarışmaya katılabiliyorlar. Birincilere 2000 lira ödülü var. İkincilere 1500, 3000 lira, 1000 lira ve mansiyon ödüllerimiz var. Bu 3 dalda ödül vereceğiz. Toplamda 15 bin lira bir ödülümüz olacak. Bu vesileyle ben tüm vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, öğrenci kardeşlerimizi de bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Şartları Sarıçam Belediyesi'nin web sitesinin adresinde var. Oradan okuyup yarışmaya katılabilir herkes yani. Efendim çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Evet sevgili kameramanım Adnan Dini Bütün'le efendim program bütün güzelliğiyle devam ediyor. Efendim Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığı da tabii ki fuar alanında. Bu sene yüce halkımız da kucaklaşıyor. Gençler kim konuşuyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Efendim merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? Hasan Mert Sarıkaya ben. Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanıyım. Aynı zamanda Adana Ülke Ocakları yöneticisiyim, il yöneticisiyim. Peki başkanım, nasıl kitapla ilgili izlenimleriniz ne? Yüce halkımızın alakası, ilgisi ne? Alalım bir tablo. Yani 9. su düzenlenen bu sene Çukurova Kitap Fuarı'nda biliyorsunuz 9 gün ışık saçacak diye. Evet. Reklam yapılmıştı. 9 günde harbiden ışık saçmaya devam ediyor. Adana'mızın kitap fuarı her sene bir sene önceki seneye göre daha yoğun bir katılımla devam etmekte. Bu sene de şu ana kadarki katılımlar yüzümüzü güldürüyor. Bu hem ülkemizin abi hem lütfen için... oturur musun ya? Ben de oturacağım şuraya. Ben de oturuyorum. Oturun abi. Oturun abi. Ülke Ocakları'nın asli görevlerini Eğitim ve Kültür Vakfı sosyal yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini burada gelen arkadaşlarımıza, büyüklerimize, küçük kardeşlerimize anlatıyoruz, aktarıyoruz. Gönül yardan geçer, serden geçemez. Bağlanmış ikrara kavi özlüyüm. Her sözüm dinleyen özüm seçemez. Sırat köprüsünden ince sözlüyüm. Benim sözüm çürük değil sağ gibi. Çürük sözler akar erir yağ gibi. Üzerinden kervan geçer dağ gibi. Yokuşluyum sanma beni düz. Sevgili Adnan Dini Bütün'le yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Merhaba beyefendi. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim Abdullah Çalık. Evet Sayın Çalık, nedir kitap konusuyla ilgili ya da fuarla ilgili izlenimleriniz? Fuarla ilgili izlenimimiz, biz Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bu sene standımızı açtık. Ama
kadirli yazar ve şair abilerimizin kitaplarını sergiliyoruz. Bu esnada da vakfımızın ismini duyurmak istiyoruz. Kadirli bunun için ve Kültür Vakfı. Evet, Kavak. Evet efendim, biz Adanalılara buradan duyuruyoruz. Efendim fuarda tam VIP'ten giriyorlar. Belediye Kültür'den, efendim Kent Konseyi'nden hemen sonra Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı burada Kadirlili yazarların kitaplarıyla kucaklaşacaklar. Sevgili izleyiciler, bakın sevgili kameramanım şunu okut. Akdeniz çok iyi hatırlayacaktır. Efendim akşamdan anlaştık. Sözleştik. Ancak bir tavrı, bir tarzı var. Efendim bir de rahatsızlığı var. Ondan dolayı Mertçe söyleşiye avdet edemedi. Yani yenilerin ifadesiyle gelemedi. Ben de Mertçe kendi kendimi konu kaldım. İyi ki de gelmedin abi. Teşekkür ederim. Ama şimdi yine biz geldik kesinlikle. Çünkü bizim eli kalem tutan insanlara efendim dünya insanlık ailesinin bilgi hazinesine bir zerrede olsa katkısı olanlara bitimsiz saygımız vardır. Evet Sayın Ay, kitap fuarı ile ilgili izlenimlerimiz. Kitap fuarı atmosfer olarak çok güzel, çok sıcak. Ben de bir Adanalı olarak Adana'yı ve Adanalıları seviyorum. Yalnız okuma oranımız hani Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'mızda da ne yazık ki çok düşük. Bunu ki bugün fuarın 5. günü, bugün de gözleyebiliyorum. Bugün de söyleyebiliyorum. Bu biraz üzücü, kırıcı ama ne yapalım? Kabullenmek durumundayız. Onlar da bizden biri. Biz de onlardan biriyiz. Yapılacak bir şey yok okuma konusunda. Nedir burada? Özendirici, işte ne bileyim fiyatları düşürücü. Etkilerden başka elimizden bir şey gelmiyor. Peki kaç kitap oldu efendim sizin? Benim 10. kitap bugün geldi. Evet, Çiçeği Burnunda. Evet. 2-3 saat oldu geleli. Bir Tanrı Yaratmak. Efendim kitabın adı. Bundan ben yayında bahsetmiş miydim bilmiyorum. Yok, reklamı var mıydı? Yoktu değil mi? Evet, çünkü hep böyle tanrısal falan kitaplar yazıyor. Efendim yani bizim alana da el attı aslında. Sevgili Ay ama hep de Kur'an dışı bilgi koleksiyonlarından yazıyor. Yani salt Kur'an'dan hareketle değil de. Tevrat var, İncil var, Zebur var, Brahmanizm var. Hinduizm var, Budizm var, daha bir sürü çok tanrılı dönemlere uzanan düşüncelerim var kitaplarımda. Evet, yani var. Aslında biz bu malzemeyi veriyoruz. İslam dünyasında Kur'an dışı bilgi koleksiyonlarında o kadar uçuk kaçık kadınlarla ilgili olsun, efendim hayvanlarla ilgili olsun, böceklerle, sineklerle ilgili olsun hurafe dayatmaları var ki yüce halkımızın bunu ayırt etme şansı çok ama çok zor. İyi ki varsınız, iyi ki yazıyorsunuz, iyi ki bir tokmak vuruyorsunuz kafamıza. Biz çok memnunuz, teşekkür ederim. Biz bir kültür insanıyız, kültür adamıyız. Türkiye'nin kültürüne Çukurova sıcaklığında mütevazı olarak katkılarımız olsun istiyoruz. Ve bu katkılar bütün güzelliğiyle devam edecek. İnsan demek artı hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bir insan olarak uyarılara, ikazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız. Kültür, kitap konusunda birlikte olmak ümit ve duasıyla hepinizi fuar alanından alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum.